Merhabalar, ben Mert Kapan. Bugün sizlere SSD disk nedir, ne işe yarar, benim bilgisayarıma katkıları nedir gibi soruların yanıtlarını vereceğim. SSD diski çok fazla duymuşsunuzdur. Yani yeni nesil bir disk teknolojisi diye geçiyor. Ama hani yaptığı işlevler, Bunda ne olduğunu falan bilmeyen insanlar var. SSD'ye geçerken ne gibi önlemler alacağı, ne gibi işlemlerden geçeceği falan bu gibi soruların yanıtlarını bilmedikleri için biraz tereddüt yaşıyorlar. Bu yüzden de ben de bu videoda SSD nedir? SSD seçimini nasıl yaparız? Neye göre yaparız? Neden pahalı? Eski diske göre farklı nedir? Veri depolama için mi kullanılıyor? Ne için kullanılıyor? Bunun gibi bilgiler vereceğim sizlere. Haliyle video biraz uzayabilir. Çünkü detayı inmeye çalışacağım. Yani bu videoyu izleyen birçok yaş kitlesindeki insan var. Kadın, erkek, daha sonrasında 10 yaşındaki çocuğu, 20 yaşındaki genç, 30 yaşındaki abimiz, 50 yaşındaki amcamız, 60 yaşındaki dedemiz. Yani hani herkes izlediği için herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de eğer bir hatam varsa şimdiden sizlerden özür dilerim. Videoya geçmeden önce sizden küçük bir isteğim olacak. Kanalımda 300 aşkın video var ve bunlardan birçok daha güzel içerikler var. O videoları da göz atarsanız çok mutlu olurum ve aynı zamanda da bu videoyu beğenip bana destekte bulunabilirsiniz. Hemen Şuralarda bir yerde bir abone ol butonu var Abone ol butonuna basarak Merkuş Kapan YouTube kanalına abone olabilir Hatta abone olun yanında bir zil var ya O zile basıp kaçarsanız yeni yayınlayacağım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz Şunu asla unutmayın Bildirimler gerçekten de rahatsız edici düzeyde değil Haftada bir veya iki video anca yayınlıyorum ya da yayınlamıyorum O yüzden de bildirimler gerçekten de sizi rahatsız etmeyecektir O zaman videomuza geçelim değil mi? Evet burada gördüğünüz gibi diskler var Daha bunun bir bu kadarı da şuradaki bilgisayarın içerisinde var fakat tornavida bulamadığım için açamadım onları. Ama sizlere arşivdeki görüntülerden bir şeyler vermeye çalışacağım. Öncelikle disk dediğimiz şey şu abi. Hard disk. Bunun küçük olan versiyonu yani 2.5 inçlik versiyonu laptoplara takılıyor. Veya işte harici hard diskler oluyor. Bunun büyük olan versiyonu genellikle NAS serverlara ya da şeylere masaüstü bilgisayarlara takılıyor. Mekanik hard disk abi. Ah. 1 terabaytlık disk. Şu anda bu hard disk bu bilgisayarın içerisine takılıp da içerisine işletim sistemi kurulup kullanılabiliyor. Şimdi sizlere bu diskin içinde ne var bunu göstereceğim. Evet normalde bir hard diskin içi asla açılmamalı. İçindeki her şey gider ve kullanılmaz hale gelir. Ben burada bir tane diskimin içini açtım ve sizlere durumu gösteriyorum. Evet hard diskin içi böyle. Detay çekimlerinde de görürsünüz. Burada bir disk plakası var. Bu disk plakası hızlı bir şekilde dönüyor ve bunu okuyan ve bunun üzerine veri yazan bir disk kafası var. Bu disk kafası ileri geri hareket ederek benim diskimdeki verilerimi okuyup ona geriye veri yazıyor. Evet diskimiz bozulduğu için gördüğünüz gibi kafa disk plakasının üstüne gidemiyor. Onun uyarısını veriyor. Tabi normalde o kafa diskin plakasının üzerinde ileri geri hareket etmesi gerekiyor. Ama yine de nasıl çalıştığını sizlere şöyle göstermiş olalım. Bunun okuma yazma hızı şu an günümüz standartlarına göre çok yavaş kalıyor. Eskiden evet bir şekilde yetişiyordu ama şimdi artık işletim sistemi, bilgisayarlar vesaire her şey çok hızlandığı için bu disk artık buna yetişemiyor ve darboğaz yaşıyor. Bir işlem yapıyorsun, bir program açmak istiyorsun. Hard diski bekliyor. Hard diskin onu bir şekilde okuması lazım. Onu okuduktan sonra işte kullanıcıya göstermesi, işlemciye göstermesi lazım falan filan diye bir durum söz konusu. Haliyle bu disk yavaş kaldığı için dediler ki biz yeni bir teknoloji çıkaralım. Bu da SSD diskler olsun. SSD diskin içine açamıyorum. Ya gerçi açabilirim ama e, tornavida ve benzeri şeyler ortalıklarda kayıp olduğu için ancak bunun içinin fotoğrafını gösterebilirim sizlere. Bu SSD içerisinde de böyle mekanik bir şey yok. Yani bunun içerisinde elektronik bir kart var. Elektronik bir devre kartı var. Haliyle elektronik devre kartına veri okumak yazmak çok hızlı olduğu için bunu gerçekten de geriye atmış oluyor. Bizler de artık bu tarz diskleri veri depolama, veri saklama amaçlı kullanıyoruz. Örnek veriyorum aile fotoğraflarını atmışsın içine. 1 terabaytlık ya da işte ne bileyim 200-300 GB'lık aile fotoğrafı var. Ayda yılda bir giriyorsun. Ana sistem dosyası değil. Bunu ne yapıyorsun? D yapıyorsun. Bunu da C yapıyorsun. Öyle kullanıyorsun. bu şekilde anlatabiliriz. SSD diskler de ilk olarak böyle SATA arayüzü olarak geldi. Yine gördüğünüz gibi bununla aynı boyutlarda, aynı yerlerde vesaire. Arayüzleri, giriş çıkışları bile aynı. Ve bu şekilde bizim hayatımıza SSD diskler girmeye başladı arkadaşlar. SSD diski takınca bilgisayar gerçekten coşuyor. Niye? Çünkü artık diskin yavaşlığına kalmıyorsun. Diskin yavaşlık durumu ortadan kalktığı için bilgisayar gerçekten de en yüksek performansı neyse onu veriyor. Fakat bizim burada az önce size gösterdiğimiz soketlerimiz var demiştik ya. Bu soketi kullanan bir SATA dediğimiz arayüz var. Bu SATA'nın da hızı maksimum 600 MB bölü saniye. Halinde bu disklerin de okuma yazma hızları 550'ye 500, 580'e 500 falan filan diye geçiyor. İşte 550 okuma, 520 yazma diye. Hani oradan biraz şey yapabilirsiniz. Yani maksimum desteklediği seviyeye yaklaşıyor. Buradaki diskte neydi okuma yazma 110, 120. Hani bakın soket 600'e kadar çıkıyor ama bu 110, 120 falan ya anca okuyor ya anca yazıyor. Anlık olarak veri okuma yazma durumu falan filan var. Yani biz buna IOPS diyoruz. IO diye geçer. E haliyle o bile düşük. SSD diskler bizim hayatımıza gelince gerçekten de çok ciddi performans almaya başladık. Bunlar 120 GB, 250 GB. 480 GB, 512 GB, daha sonrasında da 1 TB olmak üzere piyasaya salındı ve herkes şu anda bir sürü markanın SSD disklerini alıp kullanabiliyor. Ama pahalı. Yani pahalıdan kastım şu. Burada da gördüğünüz 1 TB'lik diski, yani 1000 GB'lik diski siz 250-300 liraya alabiliyorken 1 TB'lik SSD'yi 1200-1300 liraya alıyorsunuz. Neden? Çünkü artık son teknoloji olduğu için o biraz haliyle elektronik devre elemanı barındırdığı için pahalı. Ama burada eski sistem şeklinde devam ettiği için şurada disk plakası üzerinde falan filan çalıştığı için yine ucuza alabiliyorsunuz bir terabayda. İnsanlar genellikle şuna bakıyor. Ya 250 GB'lık bana yetmeyecek. Aslında öyle bir düşünceye kapılmanıza gerek yok. Benim bilgisayarımda 1 TB'lık M.2 SSD var. Evet bu benim C diskim. 240 GB'lık da burada Samsung ayrı bir diskim var. Sizler ne yaparsınız? C diskinde 150 GB'lık alanı mı var? Ona işletim sistemin kurulu, masaüstündeki üstündeki dosyaların falan kurulu. E gidip de resimlerini, videolarını, işte oyunlarını falan gidip D olan yani ikinci diskine atarsın. Ve bu şekilde sağlayabilirsin. Artık günümüz laptoplarında da iki tane disk girişi var. Bu şekilde kendine göre ayarlayabilirsin. Bazı insanlar şunu diyeceklerdir. Ya benim bilgisayarımda bir tane hard disk takma yeri var. Ben bu yüzden gidip şimdi 500 GB'lık SSD mi takacağım? Takabilirsin. Eğer bilgisayarında CD okuyucu yeri varsa CD okuyucu yerini söküp oraya da SSD'ni takabiliyorsun ya da hard diskini takabiliyorsun. Bu şekilde iki tane diski aynı anda kullanabiliyorsun. Bunun için laptop SSD kızakları var CD-ROM girişine gidip sana şey yapıyor, SSD girişi yapıyor. Bunu o şekilde de kullanabilirsiniz. Bilgisayarların işlemcileri, RAM'leri, ekran kartları baya baya güçlendi arkadaşlar. E haliyle buradaki 600'lük olan hız yetmemeye başladı. Bu sefer de dediler ki biz M2 SSD diye bir şey çıkarıyoruz. O da yine bunun yarısı kadar. Ve onu da gidip anakartın üzerinde bir yere takıyorsun. Ve onda da 3000, 3500, 4000 gibi hızlar alıyorsun. Süper. Buna da biz M2 SSD diyoruz. Bazı aparatlarla falan NVMe, PCI Express SSD diye bir arayüzle çıkardılar. çıkarlar. onunla da yani yaklaşık 6000 gibi değerleri görebiliyorsunuz. Yani anlayacağınız SSD teknolojisi gitgide bilgisayarlarımızın nasıl işlemcileri, RAM'leri, ekran kartları büyüyorsa SSD'ler de böyle büyüyebiliyor. Senin bilgisayarında eğer M.2 portu varsa şanslısın. Alırsın M.2 SSD'yi kullanırsın. Ama diyorsan ben normal işlerimi yapıyorum. Benim için standart bir hız yeterli diyorsan buradaki gördüğünüz SATA SSD'yi alabilirsiniz. Ama ya diyorsanız ben çok ciddi videolar renderlıyorum. Benim için disk performansı çok önemli. Ben videolar işliyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, çizimler yapıyorum. Çok ciddi oyunlar oynuyorum, FPS kasıyorum falan filan diyorsanız da o zaman M.2 SSD alacaksınız. Durum bu şekilde ilerliyor. M.2 SSD'nin de şu anda görselini görüyorsunuz arkadaşlar. Odada da Adata'nın bir M.2 SSD'si var. M.2 SSD'ler şu anda en güncel, en iyi, en performanslı olan diskler diyebilirim sizlere. Burada gördüğünüz SATA SSD'ler de şu anda hala da popüler ve laptoplarınızı bu SSD'lerle güçlendirebilirsiniz. Şimdi olayı anladığımıza göre artık buradaki diskleri ne yapacağımıza kaldı. Ben genellikle ne yapıyorum arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi benim Seagate'im Barakuda dediğimiz bir mekanik diski var. Bu 2 TB'lik disk. Ben bunu kızağıma yerleştiriyorum. Onun bir üstünde yine 1 TB'lik Western Digital Blue diskim var. Bakın o da burada. Bunu da yine kızağıma yerleştirdim. Ve burada da yine bir diskim var. Bu da Western Digital Blue serisinden yine bu da bir terabaytlık disk 4 terabayt. Bunların içerisinde benim dosyalarım, arşivlerim, verilerim, videolarım yani her şey var. Ben bunu istediğim zaman bilgisayarıma bağlıyorum ya da bunu bilgisayarın içerisinde de tutabilirim. İstediğim zaman kullanabiliyorum. Tabii bu mekanik diskleri böyle masaya falan çok ciddi hassasiyetle bırakmanız gerekiyor. Mesela ben şu anda bile bırakıyorken bayağı şey yaptım. Neden? Çünkü bu tarz diskler darbeyi vesaire asla sevmezler. Çalışırken de olsun, dururken de olsun asla darbeyi sevmezler. Bu yüzden de sizin bu diskleri olabildiğince ciddi bir dikkatle kullanmanız gerekiyor. Ama SSD'lerde elektronik kart olduğu için fırlat abi istediğini yap hiçbir şey olmaz. Bu da Kingston XKD SSD serisinden V300 serisi. En belalı SSD. 5 kere bunu ben garantiye göndermiştim. Şimdi SSD'lerde hangi markaları önerirsin? En iyi marka hangisi? En kötü marka hangisi? Evet. Bakın güzel bir soru geldi bana. SSD'lerde Samsung gerçekten de en iyi SSD abi. Benim gözümde en iyi SSD firması dediğinde Samsung geliyor. Neden? Çünkü Samsung bir çip üreticisi olduğu için çok iyi performanslı çipler ve SSD'ler üretebiliyor. Samsung'dan sonra hangi marka iyi diye bakacak olursak Adata geliyor. Yani XPG serisi geliyor. Ondan sonrasında da Corsair, Toshiba vesaire vesaire diye ilerliyor. Ama ben M2 SSD'lerde ve SATA SSD'lerde en öncelikli olarak Samsung'u seçiyorum. Daha sonrasında da Adata'yı seçiyorum abi. Gerçekten de SSD konusunda bir numaralar. Şimdi sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Veriyi kurtarma. Şimdi burada iki tane disk seçeneği var. Birisi mekanik hard disk, birisi de SSD. SSD'nin içerisinde elektronik çipler var. Mekanik hard diskin içerisinde de gördüğünüz gibi mekanik olarak bir disk var. Şimdi bu diskler bozulduğunda ya da bir durum yaşandığında buradaki diskin içerisinden veriyi kurtarmak gerçekten de zor. Ama Buradaki diskin üzerinden veri kurtarmak gerçekten de basit kalıyor. Neden basit kalıyor? E tabii SSD üzerinden de kurtarabiliyor, kurtarılmıyor demiyorum ama biz verileri depolamak, bir şeyleri saklamak için genellikle bu tarz diskleri tercih ettiğimiz için bu gibi diskler bozulduğunda bunlar özel koşullarda işte ortamda asla toz olmayan işte hava gerçekten de çok seril olan bir ortamlarda falan açılıyor ve şu kafa değiştiriliyor mesela kafa bozuksa ne bileyim şuradaki motor bozuksa motor değişebiliyor. Aynı diskten bulunup da şuradaki disk plakası sökülüp başka bir diskin üzerine takılıp veriler kurtarılıyor. Bazen de şuradaki devre kartı bozuluyor. Buradaki devre kartını düzeltip tamir edip tekrar diski hayata getirebiliyorlar. Sizin bütün verileriniz o açtığınız klasörler resimleriniz videolarınız şuradaki şeyin içinde. Aynı gibi gördüğünüz disk plakasının içerisinde. Tabii ki de burada veri kurtarmak bunlar da daha öncelikli daha iyi geliyor. Ama SSD'lerde elektronik çip olduğu için o çipi sökmek, başka bir şeyin üzerine takmak, geriye okutmaya çalışmak, diğer çipleri almak, yapboz parçalarını birleştirmek falan çok sıkıntılı ve neşakatli işler. O yüzden de bu tarz diskleri genellikle biz evet veri depolama için kullanıyoruz ama çok ciddi verileri depolama amaçlı kullanmıyoruz. Bu tarz diskler yani mekanik diskler artık birincil olarak ana sistem diski olarak yer almadıkları için fiyatları biraz daha ucuz. E hızlarında da bir değişiklik var mı? Evet var. Yani 10.000 RFM'li versiyonu falan filan da çıkarmışlardı ama genellikle 5400 ve 7200 RPM'lik versiyonları var. Bunların server tarafında da SAS diskleri var. SAS diskler haricinde de artık yine M.2 SSD'ler ve SATA SSD'ler bizim yine işimizi görüyor. Tabi sunucu tarafına ben şu anlık girmek istemiyorum. Orada RAID konfigürasyonları falan filan var. Olay böyle. Şimdi gelelim önemli konuya. Ben bilgisayarıma SSD takacağım ama ne yapabilirim? Arkadaşlar sizin bilgisayarınızın bütün her şeyi bu disklerin içinde bağlanıyor. şu an bu masaüstü, işletim sistemi falan komple bu diskin içinde bağlanıyor. Sen bu diski çıkarıp yerine SSD taktığında bilgisayarın açılmayacak. Senin bu diskin içerisindeki verilerini buna aktarman lazım. Bunun için de benim daha önce çektiğim bir video var. Ya yani çok önceden çektiğim bir video var. Laptop'uma Samsung SSD'yi takıyordum. O videoyu izleyebilirsiniz. Onu açıklamalar kısmında linkine bırakırım. Yapacağınız işlem çok kolay arkadaşlar. Mekanik diskiniz bilgisayarınızda takılı zaten. SSD'nizi ya SATA adabiliminden ya da USB portundan bağlıyorsunuz. Ve iki tane disk bilgisayarda aktif olarak çalışıyor. Daha sonrasında disk klonlama uygulamaları var. Disk klonlama uygulamasında diyorsun ki kardeşim benim ana diskim bu. Sen Gidip de bundaki bütün her şeyi, bütün partitionları gidip buradaki ikinci diske aktar. Ve iki diskte bir klonlama işlemi gerçekleştiriliyor. Klonlama işlemi bittikten sonra artık sen bu diski söküp yerine bu diski takıp da bilgisayarın açma düğmesine basıp devam edebilirsin. Tabi devam ettikten sonra artık bazı özellikleri Windows'tan kapatman lazım. İşte SSD için trim özelliğini açman, disk birleştirme, defrak uygulamaların varsa onları kapatman. Bütün dosyaları dizinleme diye bir özellik var mesela onu kapatmak. Bunlar SSD'nin ömrünü ve performansını arttıracak şeyler. Bu gibi işlemler yaparak mekanik hard diskten SSD'ye geçiş yapabilirsiniz. Eğer ben bilgisayarımda klonlama işlemi yapmazsam ne olacak? Yani ben klonlama işlemini yapamıyorum. Ne yapacağım? Geçiş yapamayacak mıyım diyeceksiniz. Hayır. Geçiş yapabilirsiniz. Siz mekanik hard diskinizi bilgisayarınızdan çıkardıktan sonra SSD diskinizi bilgisayarınıza taktığınızda bilgisayarınız yeni doğmuş bir bebek gibi. Hiçbir şey bilmiyor. USB flash bellekten ya da CD okuyucudan artık neredense Windows imajını bilgisayarınıza okutuyorsunuz ve bilgisayarınızın içerisinde Windows kuruyorsunuz. Yani halk dilinde format atıyorsunuz. Format atarak siz bilgisayarınıza Windows'un kurulumunu yapmış oluyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Ama diyorsanız benim bütün her şeyi modaya da gelsin kaldığım yerden devam edeyim falan filan diyorsanız da az önceki size anlattığım konuyu yapabilirsiniz. Video şu an rahat bir 20 dakika falan olmuştur ama SSD konusunda gerçekten de ciddi bir oranla bilgilendiğinizi düşünüyorum. SSD disksiz bir bilgisayar asla düşünülemez arkadaşlar. O yüzden de sizlerde yine mekanik hard olan bilgisayarlarınız falan varsa onları mutlaka SSD'ye geçin. Kaç GB'lik disk öneriyorsun diye bir soru gelecek olursa da hemen soruyu şöyle yanıtlayayım. 120 GB'lik bir disk alırsanız 110 GB'ını size kullanmayı müsaade edecek. İçerisinde Windows 10 kuruyorsunuz, programları kuruyorsunuz, driverları kuruyorsunuz. Geriye size 70 GB alan kalıyor. Windows güncelleştirmeleri falan filan bunlar şişiriyor. Geriye 50 GB alan kalıyor. Haliyle 50 GB'lık alanda pek bir hareket edemezsiniz. Yani örnek vereyim sadece işte Facebook'a giriyorum, YouTube'a giriyorum, dizi filmi izliyorum falan diyorsan eyvallah yeter sana. Ama hani bir öğrenciysen, bir mühendissen ya da normal bir kullanıcıysan Bence benim tavsiyem 250 GB'lık versiyonu alman. Onda da ortalama 200 GB'lık ya da 180-190 GB'lık boş alan sana kalıyor. Ve bunda da daha rahat kullanım sergileyebilirsin. Öbür türlü disk doldu uyarıları falan filan gerçekten de çekinmeyecek dert değil. Benim sizlere minimum olarak sunduğum tavsiye 240-250. Yani GB'lık markaya göre bazen değişiyor. 250 GB'lık disk almanız. Diyorsanız ben biraz daha hani depolama yaparım, biraz oyun indirelim falan filan diyorsanız da yani bir GTA 5 olmuş 70-80 GB abi. CSGO olmuş 18 GB. O yüzden de siz birkaç tane oyun yükleyeceğim falan filan diyorsanız 480 GB ya da 500 GB'lık versiyonunu alabilirsiniz SSD'nin. Benim aklım geride kalmasın. Ben hiç uğraşamam. Hani maddi olarak durumumda iyi diyorsanız 1 TB'lık SSD alabilirsiniz. Mesela ben şu an Bayağı bir dosya indirdim. Bilgisayarımda bir sürü oyun var. GTA 5'ten, ondan bundan, CSGO'dan hepsinden tutun. Şu an 461 GB boş alanım var. 1 TB'lik M.2 SSD'm var. E ne oldu? Rahatım. Ama geriye gelin öbür diskin içerisinde benim videolarım falan filan var ne oldu hemen 8 GB'lık boş alanın kaldı diye dolmuş. Yani buradaki disk boyutu seçimi biraz sizin maddiyatınıza biraz da sizin isteğinize göre değişiklik gösteriyor. Yani anlayacağınız durum bu şekilde arkadaşlar SATA SSD'lerde bu şekilde kullanım sergileyebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız M.2 teknolojisini destekliyorsa yani yeni nesil SSD biçimini destekliyorsa M.2 alın. Çünkü M.2'de hızlar gerçekten de mükemmel bunlar da. 480, 500, 550 gibi hızlar görüyorsunuz maksimum. Yani en maksimumu teori 600. M2 SSD'lerde standart bir disk alsam bile 1500, 1600 gibi hızlar görüyorsun. 2000 gibi hızlar görüyorsun. Evet bunlara göre biraz daha pahalılar. M2'de arkana bakmazsın hiçbir şekilde. Bunlara bakmıyorsun ama mekanik disk sıkıntı abi. Sıkıntı fiyatlarını söylemek istemiyorum sizlere çünkü dolar kuru ve aynı zamanda da enflasyon durumunda sürekli değişiklik yaptığı için fiyatlar sürekli değişir. Siz bu videoyu ne zaman izlerseniz onu da bilmiyorum. O yüzden de fiyat konusunda siz internet üzerinden online alışveriş veya teknoloji marketlerinden gidip fiyatlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonu yanında bir zil var ya o zile basıp kaçarsanız yeni yayınlayacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve aşağıda bulunan sosyal medya hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Olabildiğince sizlere sosyal medyadan da dönüş yapmaya çalışıyorum. Aklınızda sorular varsa, tartışacağınız şeyler varsa ya da hayır ya yanlış söylemişsin falan filan diyorsanız da aşağıda yorumlar kısmından yazın. Bunu oturalım, beraber tartışalım, öğrenelim, bakalım, bilelim. Video gerçekten de uzun oldu ama SSD konusunu bence kapattık diye düşünüyorum. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.